Lozan'ın gizli bir gündemi var mıydı? Gizli bir maddesi var mıydı? Şimdi bir Erşah Hira diyor ki ben petrol jeorluyum ve Anadolu'da öyle bir kötü tevatür var ki insanlar Lozan'da Ha petrol evet. çıkarma hakkımızı Hemen yitirdiğimizi cevap verelim. 2023'te güçlü olursak tekrar kazanacağımızı zannediyorlar. Böyle bir gizli gündem var mı? 2023'te Türkiye Cumhuriyeti 100 yıllık anlaşmalar bitiyor. Yok mu olacak? Yeni bir Osmanlı yeniden mi gelecek? Yeni Evet. Osmanlı mı kurulacak? Ne oluyor? Bu konuda niye gizli bir gündem Ya var mı Osmanlı'nın? Abbas Bey, şimdi Lozan. bu internet ortamı özellikle tarihi ve biz tarihçileri çok etkiledi. Olumsuz etkiledi. Neden? Çünkü birileri bir yalan uyduruyor ve o yalan yayılıyor. Çok virüs gibi yayılıyor. İşte virüs gibi yayılan yalanlardan bir tanesi de zihni sinir bir yalan bu. Yani Lozan'da güya şeye söz vermişiz. İngiltere'ye özellikle söz vermişiz. Petrollerimizi çıkarmayacakmışız. Madenlerimizi çıkarmayacakmışız. Ne zamana kadar? 2023 yılına kadar. Bu tamamen bir palavra. Lozan'ın gizli protokolü yok. Lozan'ın gizli maddesi yok. Lozan'ın gizli gündemi yok. Nasıl olsun ki arkadaşlar, sevgili gençler, nasıl olsun? Lozan ikili anlaşma mı? Lozan Türkiye ile İngiltere arasında mı yapıldı sadece? Lozan'da uluslararası kaç tane ülke var bakın? Yani İngiltere Japonya'ya var, kadar Fransa yani var, İtalya var, gözlemci Japonya ABD var, var başta. Bulgaristan var, Yunanistan var, Rusya var, gözlemci ABD var, Sırp Slovenler var. Yani Lozan'da herkes bir sürü ülke var. Dolayısıyla sizin bir gizli gündem oluşturmanız mümkün değil. Böyle bir şey yok. Lozan'ın ekleri, protokolleri, öyle değil mi? 143 madde dışında ekler, protokoller elimizde. Böyle bir şey yok. Ha, gelelim maden konusuna. Bakın ben bazı bilgiler vereyim. Gençlere bu bilgiler çok önemli çünkü. Kitaptan aktarıyorum. Diyelim ki şimdi yalan ortaya çıksın. Yani Lozan'da petrol maden çıkaramayacağız diye güya söz vermişiz iddiasının nasıl yalan olduğunu görelim. 24 Mart 1926 tarihli bir kanun var. 792 sayılı petrol kanunu. 22 maddelik bu kanunun birinci maddesine göre, dikkat edin, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bütün petrol dahil tüm madenlerin işletilmesi devlete aittir. Şimdi biz söz vermiş olsak birilerine böyle bir kanun çıkarabilir miyiz? Tekrar okuyorum kanun maddesini. 24 Mart 1926 tarihli petrol kanunu birinci maddesi, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bütün petrol dahil tüm madenlerin işletilmesi Türkiye Cumhuriyeti'ne aittir. Devam edelim bakın. 1933, 20 Mayıs 1933 tarihli 2189 sayılı bir kanun, Altın ve Petrol İşletme İdaresi Teşkilatı'nın kurulmasına neden olan bir kanun. Bakın, söz verilmiş olsa Altın ve Petrol İdaresi diye bir teşkilat kurabilir misiniz siz? Ama kuruyoruz. Devam ediyoruz. 20 Haziran 1935 tarihinde Maden Teknik Arama Enstitüsü'nü kuruyor Atatürk. Şimdi düşünebiliyor musunuz? 1935'te Türkiye kendi madenlerini çıkarmak, kendi petrollerini işlemek için Maden Teknik Arama Enstitüsü'nü kuruyor. Ve Türkiye rafineriler kuruyor biliyorsunuz. Batman'da şurada burada petrol arıyor. Ve Türkiye petrol buluyor. Türkiye maden çıkarıyor. Türkiye maden üretiminde rekorlar elde ediyor bakın. Krom madeninin üretim oranlarına bakın. Demirin çıkarılma oranlarına bakın. Evet, Sevgili gençler. madenleri anladık. Bir de diyor ki Sona boğazlar ermesin. konusunda, diyor, 100 yıllık bir anlaşma Ha, onu yapıldı. söyleyelim. Boğazlar konusunda var Onu mı bilgi? söyleyelim. Bakın, Lozan'ın boğazlar konusundaki hükmü bugün geçerli değil. Neden? Çünkü Montre Montreux Boğazlar Sözleşmesi'yle zaten Lozan'ın o hükmü yürürlükten kalktı. 1936 yılında Türkiye Montre Boğazlar Sözleşmesi'ni imzaladı biliyorsunuz. Taraf ülkelerle ve Türkiye boğazlardaki geçiş hakkını elde etti. Yani savaşta da barışta da boğazları kapatabilir. İkincisi, Boğazlar Komisyonu kaldırıldı. Üçüncüsü, eskiden Lozan Anlaşması'na göre boğazlar silahsızlandırılması söz konusuydu. Asker bulundurulamayacaktı. Bu kötü bir madde bizim için. Bunu da değiştirdi Türkiye. Dolayısıyla Montreux Boğazlar Sözleşmesi bugün geçerlidir ve bizim için olumlu, iyi bir sözleşmedir o. Onun da süresi falan yoktur. Ha, gelelim, Lozan Anlaşması 100 yıllık mıydı? 2023'te bitecek, bitecek, bitecek Evet, diye 100. yıl 100. ortalarda dolananlar var. Hatta ismini vermeyeceğim bir akademisyen, bir profesör, bir dekan, bu arkadaş adını vermeyelim, bir konferans veriyor ve diyor ki Lozan 2023'te bitecek diyor. Ya böyle bir şey olamaz. Bu gençler nasıl böyle zehirlenebilir? Ya akıl alır bir şey değil. Lozan süreli anlaşma değil. Bu tarz anlaşmalar süreli olmaz. Lozan'ın hiçbir maddesinde, o 143 maddenin hiçbirinde Lozan şu tarihte bitecek diye bir ifade yok Abbas Bey. Lozan bitmeyecek. Lozan Türkiye Cumhuriyeti'nin tapu senedi, Türkiye Cumhuriyeti'nin varlık belgesi. Lozan bitecek diyenlerin bir amacı var, onu söyleyeyim. Lozan neyi yırttı? Lozan Sevr'i yırttı. Lozan emperyalist projeleri tarihin çöplüğüne gömdü. Öyle değil mi? Lozan'dan önce Sevr'de ne vardı sevgili gençler?
İstanbul'da biliyorsunuz bir halife oturacak. Kukla bir halife, öyle değil mi? Bakın dikkat edin. İttihat Devletleri Sevr Anlaşması'nda İngilizler halifeliğe karşı değil. Abbas Bey, burası önemli. Hani diyorlar ya, halifeliği İngilizler istedi diye kaldırdık. Bu yalan da burada çürüdü. Çünkü İngilizlerin o çok sevdikleri, beğendikleri, o hazırlattıkları Sevr Anlaşması'nda halifelik kalkmıyor. Halife diyor otursun İstanbul'da. Niye? Kukla olarak kontrol bir halifeyi kullanırız. Hindistan'daki Müslümanları, İslam dünyasını kontrol ederiz. Bunun için İstanbul'da kukla bir halife oturacak. Bu bir. İkincisi, Anadolu parçalara bölünecek. Federatif bir Anadolu. İşte doğusunda Ermenistan, güneyinde Kürdistan, kuzeyinde Pontus bölgesi, batısında İonya bölgesi. Türkiye neresi? İç Anadolu kısmında. İç Anadolu'da küçük bir toprak. Karadeniz'e kıyısı. Denize açılması var gibi gözüküyor ama Pontus bölgesi kurulursa denize açılamayan bir Türkiye'yi düşünün meşhur arkadaşlar. Asker maddesi var zaten hocam. Askerlikle ilgili maddeleri yapamayacaksınız. Ama Sevr imzalanmadı diyorlar. Lozan imzalandı diyor. Ha, onu söyleyelim. Sevr imzalandı. Nerede imzalandı? Sevr'de imzalandı. Porselen fabrikasında imzalandı. Meclisten Reşit Halis, Hadi Paşa, Rıza Tevfik, Vahdettin'in heyeti gitti. Sevr'e imza attı. Bunun fotoğrafları, bunun belgeleri var. Sevr onaylanmadı. Mecliste var. Niye? Ortada meclis yok. Çünkü yoktu. Ortada meclis yok. Bir de ya Kurtuluş Savaşı kazanıldı. Evet. Şimdi Kurtuluş Savaşı kazanılmasaydı da görseydik bakın Sevr'i. Evet, son soruya geliyorum. Gerçekten. Evet.